canım. Kocana hoş geldin. Gerçek olamaz. Nasıl gerçek? Gerçek olamaz. Gerçek. Nasıl? Mümkün değil. Yani. Gerçek değil bu demek. Gerçek. Gerçek değil. Yaşıyorum karıcığım. Senin için yaşıyorum. Kız kardeşim. Ölü uyu dirilten kız kardeşin sağ olsun. Senin o zilli kız kardeşinde ne para varmış ya. Harca harca bitmiyor. Morgdan ceset lazım, bastır parayı. Cemal'in kimliği değişecek, bastır parayı. Yeni imajımı görüyor musun? Oturduğum evi. Bastır parayı. Dilimin ucunda. Öyle bir sır var ki. Kız kardeşini koskoca Umay Karı'yı köle etti bana. Parayı bastırıp... Parayı bastırıp alamayacağı tek bir şey vardı. O da şimdi karşımda. Şimdi polisi arayacağım. Polisi arayacağım. İkinizi yoklaşma sakın. İkinizi de. Hapse girsem ne olacak ha? Hapse girsem şu şifreyi kim girecek? Ha? Yılanın başını o telefonla ezdin diyelim. O biricik kızın ne olacak o zaman? O gerçek annesini hapiste bile göremeyecek, kavuşamayacak annesine. Babası zaten belli değil. Belki günün birinde çıkar gelir. Mutlu aile tablosu. Gözlerim yaşardı. O yılan kız kardeşin var ya... parasını, pulunu, adını, her şeyini, özgürlüğünü kaybedecek. Ama bir tek şeyi kazanacak. Bir evlat daha kazanacak. Sen kaybedeceksin. Tek evladını kaybedeceksin. Bacın kölem olacak. Sen de karım olarak kalacaksın. Ay, acıdı. Adresi öğrendi, yine beklerim. Seni de mi benzetti? Benim canım Ümran'ım ya. Eli çok ağır değil mi?
Ay, beni de odunla dövdü evire çevire. Uf. Sen... Oh. Sen her şeyi mahvettin. Sen nasıl bir belasın sen ya? Sen nasıl bir belasın? Bir servet daha ödemem gerekse bile... ...o sahte testi yaptıracaktım. Her şeyi ayarlamıştım ama sen... ...sen her şeyi mahvettin. Ya sana da yaranılmıyor ha. Seni masraftan kurtardım. Daha ne istiyorsun? O hastalıklı beyninle nasıl bir risk aldığının farkında mısın ha? Farkında mısın? Hı? Bu olaydan iki dayakla kurtulabileceğimizi mi sanıyorsun? Hı? Peki artık Ümran'ı kim tutacak? Kim tutacak? Daha önce kim tutuyorsa o tutacak. Benim yanımda tutan kişi... ...seni bana mecbur eden kişi, senin o kızın. Kendine çok güveniyorsun değil mi? Hı-hı. Çok güveniyorsun. Çünkü sen delisin deli. Sen cani bir zır delisin. Ama ben deli değilim. Bu yüzden senin kadar rahat olamıyorum. Vallahi sen bilirsin Baldız. Ben oturdum, sırtımı da yasladım. Şimdi Ümran'ımın bana gelmesini bekliyorum. Senden benden bile daha çok tiksinen biri var. O da Ümran biliyorsun değil mi? Evet, biliyorum. Evlendiğimiz ilk günden beri biliyorum. Nikah bastığım günden beri. Biliyorum. Yüzüme bakıp da benden tiksinmediği bir gün bile olmadı. Biliyorum. Aman sen boş ver bunları ya. Bunlara ne kafa yoruyorsun? Ümran'ın kızım dediği o kuduz var ya. O kuduz Ümran'ın dudaklarındaki mühür. Boynundaki pranga. Ümran ölür, öldürür. Yine de senin kızından vazgeçmez. Ne oldu kız? Ha? Yüzün mü kızardı? Senin doğurup da arkana bakmadan terk ettiğin benim karımın kıymetlisi. Anneliğinden mi utandın? İşte bu yüzden. Tam da bu yüzden korkuyorum. Bizi senden korktuğu için mi ele verecek sanıyorsun ha? Her şeyi kızı için yapacak. Her şeyi kızını korumak için yapacak. Çünkü neden biliyor musun? O bir anne. Sana annelerle ilgili bir sır vereyim mi? Anneler çocuklarını korumak için... ...gerekirse çocuklarından bile vazgeçerler. Sen onun için mi vazgeçtin babasız kızından? He? He? Lanet olsun sana. Şu üstünü başını temizle eve gitmeden de... ...kocan arızaya geçmesin yine. Vallahi markete diye zar zor kaçtım kimselere görünmeden. Kızım sende bit kadar akıl yok, bit kadar akıl yok. Sahtesiyle gerçeği aynı yere konur mu? Geç otur şuraya, geç. Akıl olmaz tabii abi. Bebeliğimden beri kafama vura vura olan aklı da sen almışsındır. Bana bak, dillendin sen. Dillendin sen. Zaten canım burnumda, canımı sıkma benim. Gitti ya. Seninle mi uğraşacağım? Zaten tepeme gelmiş durumda sinirim. Bana bak, ne oldu? Konuştuk mu sosyeteyle? Eli mahkum kollayacak seni. Abi, bu işin sosyetesi mi kalmış artık? Adam polise gitse, sahte belgeyle benim evime girdi, dolandırıcı bu dese ben ne yapacağım? Hepimizi bir bir çete diye içeri alırlar. Bu işin şakası kalmadı artık. Benim o evden göze batmadan çıkmam lazım. Sen şimdi sosyeteyi arasan da beni villaya aldırsan. Kevser, bana bak.
bir kere daha villa dersen seni ayağımın altına alıveririm. O evde ne yapıp yapıp kalacaksın, doktorun üstünden gözünü ayırmayacaksın. Allah aşkına abi, tanımazsın, etmezsin. Senin ne derdin var şu doktorla? Var. Var. Bilmiyorum ne olduğunu ama var. Evet. Evet, patikleri de ekledim siparişinize. Bir iki günü elinizde olur. Tamam, ben kargoya vereceğim. İyi günler. Demek telefon numaranın bende olmasını istemiyorsun. Volkan'dan almamanıza şaşırmam gerekiyor. Değil mi? Çocuğu zor durumda bırakmak istemedim. İyi. Evet, buyurun, dinliyorum. Kevser'in kim olduğunu öğrendim, biliyorsun. Evet. Biliyorum. Bu yüzden mi ondan bu kadar rahatsızsın? O adamın kardeşi olduğu için mi? Bir dakika, azdı mı? Ya gelin görünce mevzuları ne yapacaksınız? Sabah onunla tartışırken gördüm seni. Yetişiyordun, seni tanırım. Kimseye kolay kolay böyle davranmazsın. Sebep? Yine ne kadar iddialı konuşuyorsunuz. Beni tanıyormuşsunuz. Pardon, beni nereden tanıyorsunuz? Anam, buluşmuş ya bunlar. Geçmişte bir süre öyle kaçak göçek görüştük diye, ne bileyim yani, bir yıl içinde göz göze gelmemiz bir elin parmaklarını geçmez. Yani mevzu birini tanımaksa, biz birbirimizi tanımıyoruz. Ne güzel işte. Yeniden tanışırız. Dalga mı geçiyorsunuz? İmran, bak bu meselenin seni rahatsız etmesini istemiyorum. Evime ne tür bir sahtekarlıkla girdiğini biliyoruz bu kadının. İşsiz de kalmayacak. Bir arkadaşımla konuştum. Onun evine yatılı olarak yerleştirmeyi düşünüyoruz. Kevser... Yani Kevser sizinle kalsın. Anlamadım. Şey, yani biliyorum şimdi... Ya ben biraz aramızdaki mevzuyu abarttım herhalde. Abi dursana. Abi. Abi dur bak, adam görecek. Yani kalsın Keser. Fevri davranmış olabilirim. Yani belki abarttığım için. Bilmiyorum. Ay, dur. Ne yapıyorsun sen? Ya tamam tamam tamam, bırakın ne olur, bırakın, gitti. Gitti yani. Plakasını alacağım. Ben Keser'le ilgili fevri davrandım. Keser'in sizde kalması gerekiyor. Neden? Ümran, kadın evime sahtekarlıkla girdi. Senden bir tek sebep istiyorum. Tek bir sebep. Hayat. Ya hayata herkesin bir arada olmasını istiyor. Ya bütün ailesinle birlikte olmak istiyor. İşte annesi, teyzesi, halası hepsini yanında istiyor. Yani aslında teyzesinin evinde kalacaktı ama yani bizim aramız biraz limoni olduğu için hani ona da yük olmak istemedi. Teyzesine rica etti. Yani bir çözüm bulması için, o da işte böyle sahtekarlık yaptı. Evet. Ya buna mecbur değilsiniz ama Keser'i kızım için yanınızda tutarsanız çok sevinirim. Kargo teslim numarasını yazdınız değil mi? Tamam oldu. Tamam, dinle.
Atla, atla hadi. Haydi, çabuk gidin. Çabuk, çabuk gel. Yok, gidelim ne oldu? Çek arabayı. Çek şu arabayı, çek. Sen mi binersin, ben mi? Ne olursun yalvarırım, aklı görecek misin? Yoksa ailecek gideceğiz, hadi. Çabuk. Kemerini bağla karıcığım, yolumuz uzun. Bu arabadan, anladın mı? Sabırlı ol, sabırlı ol. Daha yolumuz var, sabırlı ol. Ya dur, dur şu arabayı. Fena olacak. Ne olacak? Ne olacak? Polis mi çağıracaksın? Öldürürüm seni Cemal. Ölümüm senin elinde olsun karıcığım. Ölümüm senin elinde ne olsun? Can! Dur! Can! Sen benim kızımsın. Özledim seni. Bak şimdi evimize gideceğiz, hasret gideceğiz. Bırak, bırak. Çek elini. Çek. Bırak. Daha konuşacaklarımız var. Uzun uzun konuşacağız şu komşu meselesini. Gördün mü? Gördün mü kimler var orada? Hadi bakalım şimdi. Duruyor musun, durmuyor musun? Bana bak, saçma sapan bir şey yapayım deme. Beni değil, kızını yakarsın. İyi günler. Ehliyet ve ruhsat lütfen. Buna sıcak bastı da inmek istiyorum. Memur bey şimdi ehliyet ve ruhsata bakıp bizi serbest bırakacak. Biraz bekleteceğiz yalnız. Tamam, ben aşağıda beklerim. Ümran Hanım. Doktor bey. Doktor bey. Senin bu adamın yanında ne işin var? Yani asıl, asıl ben anlamıyorum ya. Sizin burada ne işiniz var? Ya beni takip mi ediyorsunuz? Anlamıyorum. Ümran, basit bir soru sordum. O adamla ne alakan var? Eşref Kaya. Gayet bir sorun mu var? Neyi saklamaya çalıştığının farkındayım. Ne? Anlamadım, bir dakika. Ne saklıyorum ben? O adamın kim olduğunu biliyorum ben. Biliyor musunuz? Evet. Buyurun. İyi günler dilerim. Doktor bey sıkıştırdı mı seni? Ser verip sır vermez ablalık işte. Merak etme, doktor bey her şeyi biliyor. Birlikte nereye gidiyordunuz Eşref Bey? Rahat rahat konuşabileceğimiz bir yere. Ümran Hanım'ın kız kardeşiyle yaşadığımız yasak aşkı konuşabileceğimiz bir yere. İşte bizim durumumuz böyle doktor bey. Ümran Hanım benim biraz kulağımı çekmek istemiş. Biz de kulağımızı teslim ettik. Biz her şeyimizi açığa serdik. Peki ya siz? Sizin ne işiniz var burada, hazır gibi yetiştiniz? Ne tesadüf? Tesadüf değil. Sizi takip ettim. Öyle mi?
Yıldırım Bey. Arabanız da bugün az daha üzerimizden geçiyordunuz. Araba dikkatimi çekmişti. Ümran'ın da aynı arabaya paldır küldür bindiğini görünce içimden bir his sizi takip etmem gerektiğini söyledi. Hisleriniz bayağı kuvvetli. Neyse bizim konuşmaya devam etmemiz lazım. Onun için Ümran'la biz kaldığımız yerden konuşalım, sizi yolcu edelim. Yok yok yok. Biz sizi yolcu edeceğiz Eşref Bey. Siz arabada zaten yeterince konuştunuz. Ne konuştuğunuzu da tahmin edebiliyorum ayrıca. Dikkatli gidin, oldu mu? Hadi. Başka bir gün görüşeceğiz Ümran Hanım. Seni de yazdım doktor. Kenara yazdım. Kalmıştık karıcığım. Trafik çevirmesin diye. Bırak. Kim o Yıldırım? Bana bak herif. Arabama bindin diye seni takip ediyor. Ne zaman kafamı çevirsem peşinde herif. Ağzım çıktığı kadar bağıracağım şimdi. Ağzım çıktığı kadar bağıracağım. Bağır lan. Bağır. Bağıra bağıra anlat. Lan! Ulan iyi misiniz? İyi misiniz? Nefesim. Anne! Anne ne oldu anne? Gitme, ne oldu anne? Cuma herif ne yaptı anneme? Gitme. Anne ne yaptılar sana? Ne yaptı? Gitmesin. Kim yaptı? Gitmesin. Gitmesin anne. Anne ne oldu anne? Gitme. Ne oldu sana? Ne oldu? Nereye kaçıyorsun? Geldin. Ulan gözümde şimşek çarptı ya. Ulan sizin ailenin kadınlarının da eli ne ağır ya. Seni gören de hafif siklet sanır. Kes sesini ve beni dinle Allah'ın cezası. Kafasını yerde oğlan yaşıyor işte. Ne kuduruyorsun? Ama pekmezini öyle bir akıttın ki. Artık durmak zorundasın. Yoksa hepimizi mahvedeceksin. Bizden de, evimden de, Yıldırım'dan da. İşte asıl mesele.
Ne yıldırılmış be? Karın bitiyor, baldızın başlıyor. Ne yıldırılmış? Oraya düş, buraya çak. Ha? Şimdi deli Cemal neden karısıyla yıldırımın peşine düşmesin? Senin hastalıklı paranoyaların yüzünden ikimizi de ateşe atıyorsun. Senin o adamla bir işin olamaz, anlamıyor musun? İşim olup olmadığını bana ancak karım söyleyebilir. Karınla ne halt edersen et ama benim evimden uzakta et. Yoksa yakalanacağız. Hepimiz yakalanacağız. Reşat'ın sabrı taştı artık. Evin bahçesinin dört bir yanına karış karış güvenlik kamerası yerleştiriyor. Yeni bir sistem, öyle elle idare edilebilen bir şey değil. Kafana estiğinde sosyete git görüntülerimi temizle diyemeyeceksin yani. Bunun ne demek olduğunu anlayabiliyor musun? Evet. Evet. Cemal'in kafasının tasını attırıp da Eşref'i kapıya getirmeyin demek. Şimdi git o dik kafalı ablana bunları bir bir anlat. Hadi. Günaydın. Karıma söyle de günümüz aysın. Telefonla basmış engeli. Kameralara basılacağız diye eve de gelemiyoruz. Ha bana bak. Söyle sahile gelsin. Bir şey yapmayacağım valla. Uf yaptığım yerlerinden öpeceğim onu. Ümran evde değil. İşe gitti. Lan şimdi bu kıyafetle pazara mı gideceğiz ya? Pazara değil yalnız. Karın kariyer basamaklarını hızlı hızlı çıkıyor. Enter takılıyor artık. Sanat galerisinde çalışıyor. Ne demek lan o? Yani şimdi sana bohem ortamlara giriyor diyeceğim ama senin anlayacağın dilden nasıl söylesem ki? Yani başka türlü ortamlara giriyor. Ressamlar, heykeltıraşlar, entel dantel, yani antin kuntin işler işte Eşrefçim. Benim karımın entel dantel antin kuntin işlerle ne alakası var lan? Ben sana şimdi adresi gönderiyorum. Sen artık bir hayırlı olsuna gidip kendi gözlerinle görürsün ne iş yapıyor diye. Bye. Alo. Sen? Sen? Vallahi koleksiyonculuğa başlayayım dedim. İlk daldığım dükkanda tanıdıkla karşılaştım. Dünya küçük bu demek ki. Öyle. Umay'ı nereden tanıyorum demiştiniz? Aa, Umay. Çok çok eskilerden. Mankenlikten. Öyle mi? Evet, hatta geçenlerde zannediyorum sizin abiniz. Umay'ın eşiyle tanıştım. Ya. Ya, Ümran Hanım'ı da Umay üzerinden tanıyorum. Evet, yani işte ya son zamanlarda sizin Muhit'le böyle tanışma halindeyim sürekli. Çok affedersiniz. Rica ederim, buyurun. Nerim, bu Eşref Kaya olmanın en güzel tarafı ne biliyor musun? Kardeşinin parası çatır çatır yemek. Defol. Ümran Hanım, bakar mısınız bizim kızlara çok tatlılar. Ay, 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 ay. Kim bu güzeller? Kızınız mı? Hayal benim yeğenim. Hayat da Ümran Hanım'ın kızı. Ümran Hanım'ın kızı değil mi? Allah bağışlasın. Pek güzel. Prova'dan göndermişler. Ne provası peki? Umay'ın bir organizasyonu. Ha, ne güzel. Çok güzel, çok güzel. Paketleriniz hazır. Buyurun. Teşekkür ederim. Bu arada tekrar hayırlı olsun. Tanıdığım, tanımadığım kim varsa büyüklerin ellerinden, küçüklerin de yanaklarından öperim. Ben daha geleceğim. Geleceğim. Benim çok fazla boş duvarım var. Geleceğim. Çat kapı gelirim ben.
Dön bakayım bir dön. Dön. Bilmem heyecanlanır herhalde. Makyaj tutmuyor yüzü. Kulise gidince makyözü özellikle tembih et. Makyaj sabit diyeceği bir okutmasın, tamam mı? Hayat yapma şunu. Hayat. Ne oldu? İyi misin? Ne oldu? Niye bu kadar terledin sen ya? Heyecandan. Abartma istersen ha. Ne demek abartma? Çocuk hayatında ilk kez podyuma çıkıyor. Sen de çanak tutma lütfen. Çocuk değil, abartıyorsun. Bir haftadır prova yapıyorlar. Şöyle bir tur atıp gelecek hepsi bu. Yavrum. Bak iyi değilsen çıkmak zorunda değilsin. Pardon, iyi hissetmiyorsan. İyi misin sen? Ben iyiyim de hayat iyi değil. Görmüyor musun? Yavrum. Hayat. Gel. Ben şimdi seni ellerinden tutacağım. Kulise götüreceğim. Makyajımızı yeniden yapacağız. Kostümünü giyineceksin. Ve podyumda fırtına gibi eseceksin. Her şey konuştuğumuz gibi. Hadi bakalım. İyi değilsin. Kendini zorunda hissetme ya. Lütfen. Sorun yok. Her şey çok güzel olacak. Güzel kızım. Hayat. Ya sen... Hayat. Gerçekten iyi değilsin annem. Bak, Ömran. Abartma istersen ha. Hadi bakalım, gazetecileri kapıyı açabilirsiniz artık. Misafirlerimizi dışarıda doğru alalım. Lütfen yardımcı olun. Arkadaşlar lütfen yardımcı olursanız sevinirim. Teşekkürler. Teşekkürler lütfen.
Dinle beni. Ne yapacağım? Kız nasıl söyleyeceğim? Hiç kimse olmadı. Nasıl söyleyeceğim? Kimse anlamadı. Nasıl söyleyeceğim? Anlıyor musun? Ne yapacağım? Kızıma bir an. Ümran, kendine gel. İdare et. Zorundayız. Yolu çekelim. Tamam halacığım. Halacığım bir şey yap. Ve defile yalan olur. Hayat? İyi misin? Babanı gördüm, seni arıyordu. Hala bulamadım. Alt kattayım. Volkan? Hayat'ı gördün mü? Evet evet, kuliste ama bir tuhaf davranıyor. Siz de oraya gelirsiniz. Ben gidiyorum şimdi. Ne olmuş o kıza? Hiçbir şey anlamadım. Bir tuhaf davranıyordu ya. Hayat! Hayat, içeride misin? Ses ver Hayat. Hayat. Volkan. Hayat. Hayat. Aç kapıyı. Annem burada yavrum. Aç kapıyı. Ne oldu? Zor da mısın? Hayat, niye açmıyorsun ya? Ben geldim annen. Orada mısın? Ha? Aç kapıyı çocuğum, aç. Hayat, aç şu kapıyı. Ne olursun aç. Az sonra hepiniz açıklama yapacak arkadaşlar. Ben böyle bir şey görmedim. Kız delirmiş gibiydi. Babam, babam. Kimi gördü de delirdi acaba, görebildiniz mi? Tam bir fiyasko. Bu kadarını Umay bile kaldıramaz. Bence de. Umay Hanım. Umay Hanım. Umay Hanım. Bana. Bana bak, bana bak. Bana bak. Bak bana.